Denize dik inen yüksek kıyı. Falez. Falez doğru cevap. Yine beş harfli efendim isim soylu bir sözcük soruyoruz. Şahıs ismi olarak da kullanılıyormuş kendisi. Hadi buyursunlar. Günün ilk aydınlığı. Seher vakti. Değil. Askerde sayılır. Aklıma gelmiyor şu an. Gelir. Bastınız da değil mi? Evet bastım maalesef. Size helal olsun Mustafa Bey. Hani askerde evet. Şey derler. Nokta nokta kaç derler. Şafak. Şafak doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Bir sıfat soracağız şimdi. Sevgili sıfat severler. Nasıl soracağız acaba? Hodbin sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı nedir diye soruyoruz. Hodbin. Hodbin. Fikrim yok. Harf, harf alalım. Harf aldık bir tane harf. C. Hodbin. Evet. Kendi çıkarlarını herkesten üstün tutan. Bencil. Bencil doğru cevap. Bencil. Mustafa Bey sizin yüzünüzden ben bencil dedim. Bencil doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Mecazen sabrı tükenip öfkesi taşıyacak duruma gelmek anlamına gelen sözcük. Mecazen. Böyle sabrı tükenip öfkesi taşıyacak duruma gelmek. Yok yok. Mesela orada taşıyacak duruma gelmek ipucu. Ben biraz... Harf alayım. Harf aldım ben biraz. Harf alabilir miyim? O. Bir harf daha mı? Bir harf bir daha. Bir harf daha. Verin bir harf daha verin. Heh. Sonunda mastar var zaten. Solmak mı? Değil. Dolmak. Dolmak doğru cevap. Öfke sabrım tükendi soldum diye kullanmıyorsunuzdur evet. Diye umut ediyorum. Çünkü anlaşılmıyordur öyleyse. Efendim 7 harflere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz sorusunu. Beğenilen, hoşa giden ve yerinde uygun anlamlarına gelen bir sıfat. Beğendim. Arapça kökenli. Eğer nokta nokta görürseniz falan filanınıza talibim diye böyle bir şey. Nokta nokta görürseniz. Harf mı alacaksınız? Beğeni mi acaba? Değil efendim. Arapça kökenli dedim evet. Orada beğenilen yazıyor. Zaten evet. Editör kulağımızı çeker. Harf aldık. P. Arapça kökenli ve P. Evet. Ne oldu ki? Genelde Arapçalarda P sürem gidiyor. Bir harf daha alabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Münasip. Ha? Ne? Münasip. Münasip doğru cevap. Orada bir Arapça etimolojisine girdiniz evet, ama evet. Ne oldu? Hani Arapça harflerde P yoktur ya. Öyle midir? Münasip olarak ama Türkçe'ye P ile geçer. Aynen. Diye biliyorum ben. Çok işinize yarayan bir bilgi oldu gördüğüm ama... kadarıyla Mustafa Bey. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 2800 puanınız var. Hiç fena bir puan değil bana sorarsanız. Harfi almadan devam edersek 8900 puanı görebiliyoruz. Ama süreniz 1 dakika 21 saniye. Hmm. O biraz zorlayıcı olabilir. Bir çıt daha hızlanmamız lazım. Harfi almakta ilk yarışmacı olduğunuz için biraz rahat davranıyorsunuz ama bir tık daha düşünebilirsiniz. Tamam. Bunların hepsini çok hızlı yapmanız gerekiyor ama. Tamam. Tamam mı? Tamam. O zaman 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Eski bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz? Çok ve yüksek sesle konuşan, ağzı kalabalık anlamlarında Arapça kökenli bir sıfat mı? Değil. Aa. Onun gibi bir şey ama. Ah, erken bastım. Türkü, evet. Çok erken bastım. Türküsü var. Yine aklıma benim şarkı türkü Ferit. Gelmesi. Yok. Çok yüksek sesle konuşulan. Rabarba ile benziyor sesi. Gürültü gibi değil. Nasıl ben söylüyorum. Türküyü söylüyorum ben. No söylemiyorum. Çok övünen anlamına da gelir. Böbürlü mü? Yok. Öyle yok. Değil. Rabarba gibi. Türkülü böyle bir o rabarba. Gelmedi. Farfara olacaktı. Aa. Mustafa Bey. Geç abi.